Bugün konumuz 2019 yaz düğünlerinin gelin buketleri. Gelin buketi deyince aslında gelinlerimiz için çok önemli bir detay. Fakat biz bu detayı genellikle gelinlerimizle çok kısa konuşuyoruz. Bunun nedenini düşündüm uzun bir süre. Çünkü bazen yanlış buket seçimlerine rastlıyorum. Ve gelinlerimin, o güzel kızlarımın niye böyle yanlış bir seçim yaptığı için üzülüyorum. Onlar üzülmesin diye de o gün onlara bu yanlış seçimi söylemiyorum. Ama en iyisi dedim ki biraz anlatayım gelin buketini seçerken nelere dikkat etmeleri gerekiyor. Gelin buketi seçerken aslında dikkat edilmesi gereken iki önemli detay var. Detaylardan birincisi gelinliğinizin biçimi ve modeli. Gelinliğinizin modeli buketinizin tarzını belirliyor. İkinci detay ise düğününüzün detayları, düğününüzde kullanılan çiçekler, düğün davetinizin tarzı aslında gelin buketinizle de ilgili. Gelin buketlerinde neden hata yapılıyor biliyor musunuz? Çünkü gelinlerimiz genellikle taşıyacakları buketleri gelinliği diken terziyle veya moda eviyle paylaşıyorlar. Oysa ki gelin buketine karar verecek kişilerden biri de düğün planlamacınız. Düğün planlamacınız düğününüzün tarzını belirleyen kişi. Dolayısıyla gelinliğinizi diken moda evi veya terzi kadar sizin düğününüzü hazırlayan düğün planlamacınıza da buketiniz hakkında fikrinizi sormalısınız. Çünkü öyle bir güzel buket olmalı ki bu hem gelinliğinizi taşımalı hem organizasyonunuzu yansıtmalı. Örneğin bir kır düğünündesiniz, yemyeşil çimenlerdesiniz ve organizasyonunuz lila, mor, pembe detaylarla pastoral bir dekorasyona sahip. Tabii böyle bir düğün için romantik bir gelinlik tercih ediyor benim güzel gelinlerim. Ve bu gelinlik genellikle dantel, sade, uçuş uçuş onlara çok yakışan bir tarz oluyor. Şimdi böyle bir gelinliğe davetin detaylarını da ekleyerek güzel bir buket yaratmak mümkün. Bu buketi böyle bir düğün için ve böyle bir gelinlik için kullanabilirsiniz. Lila çiçekler, lila kır çiçekleri, buğdaylar ve lavantalarla romantik, pastoral, hoş bir organizasyon ve romantik uçuş uçuş bir gelinlikle çok rahat kullanılacak bir buket detayı. Tabii aynı zamanda gelinlerimizin kendi ölçüleri de çok önemli. Çok ufak tefek çıtı pıtı gelinlerimin daha ufak buketler, daha uzun boylu gelinlerimin ise biraz daha uzun, ellerinde kaybolmayan buketler kullanmaları gerekiyor. Kır düğünleri için çok seçenek var. Sarılar, turuncular, pembeler, morlar, hepsi birbirinden güzel detaylar. Gelelim klasik düğünlere. Bir de klasik düğünler var. Kendilerini prenses gibi hissetmek isteyen gelinlerimiz için farklı ayrıntılar var. Klasik bir düğün yapıyorsunuz. Şamdanlar, mumlar, kendinizi prenses gibi hissediyorsunuz. Buna kabarık, hoş detayların eklendiği pırıltılı bir gelinlik giyiyorsunuz. O zaman gelininizi kapamayacak, onun asaletini, şıklığını ve gösterişini ortaya çıkaracak, bağır bağır bağırmayacak bir buket kullanmanız gerekiyor. Eğer beyaz çiçekler tercih ettiyseniz veyahut açık renkler tercih ettiyseniz düğününüzde böyle beyaz gül ve orkidelerden oluşan klasik bir buket de düşünebilirsiniz. Orkide benim çok sevdiğim bir çiçek ve genellikle bu tarz gelinliklerde ve bu tarz klasik düğünlerde gelinlerimin eline çok yakışıyor ve hakikaten seviyorum.
Kabarık gelinliklerde, çok gösterişli gelinliklerde, çok uzun kuyruklarda, çok da detaylı ve çok da göze çarpan, çok alıcı bir buket kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Orada gelinliğin göze çarpması lazım. Ama klas, şık bir çiçek, bir buket her zaman bu tarz gelinliklerin tamamlayıcısı oluyor. Bir de benim sade gelinlerim var. Sade gelinlerim sade detaylardan hoşlanırlar. Gelinlikleri sadedir, düzdür, zerafet doludur. Tabii organizasyonlarına da yansır bu zerafet. Öyle onlar kristaller, uçuşan tüyler, kordelalar, maviler, morlar sevmezler. Sade ve yalın detaylardan hoşlanırlar. Dolayısıyla organizasyonu da sade ve yalın detaylarla hazırlarız biz. Bu tarz düğünler ve bu tarz gelinlikler için benim önerdiğim bir çiçek kala. Kala buketi her zaman bu tarz zarif ve yalın davetlerin buketi oluyor. Ben bugün sizler için renkli bir buket paylaştım, hazırladım. Ama beyaz kalayı da çok seviyorum. Ama beyaz kala kadar böyle mürdüm kalayı, hatta siyah kalayı bile çok seviyorum. Renkli bir kala olsun dedim. Renk kullanmaktan çekinmeyin benim sade gelinlerim. Çünkü o renk de kendi başına sizin zerafetinizi, güzelliğinizi ortaya çıkaran bir detay olabiliyor. Birbirinden farklı 3 buketle bugün biraz sizi aydınlatmaya çalıştım. Devamı gelecek buketlerle ilgili daha çok uzun konuşacağız.